Hello. Liebe Freunde, sevgili arkadaşlar, albüm çıkana kadar, bis das Album rauskommt, burada oturup size ufak tefek sorularınıza cevap vermek istiyorum. Bis das Album rauskommt, werde ich hier immer wieder so eine kleine Aufnahme machen und eure Fragen beantworten. Es kommen nämlich sehr viele Fragen und meistens sind es dieselben. Gelen sorularımız çoğunlukla aynı sorular. Ve onları cevaplamak için burada ufak bir kayıt yapıyorum ve yapacağım. Haftada bir kere, iki kere, üç kere. Zamanım oldukça. Stüdyoya gidip gidiyoruz. 200 kilometremiz var. Wir haben 200 Kilometer, die wir immer hin und zurück fahren zum Studio. Und ich werde versuchen, ein oder zweimal die Woche sowas zu machen. So, das zur Einleitung. Bu intromuzdu. Geçelim soruya. Muhabbet abi, albüm ne zaman çıkacak? Muhabbet, wann kommt das Album raus? Albüm, nasip, 10. ayın 1'inde tamamen bitmiş bir halde, klibiyle beraber, tabii programlarımızdan, işte basın çalışmamızdan beraber, 10. ayın 1'inde huzurlarınıza sunulacak. Also, wann kommt das Album raus, ist die Frage. 10.1.2010, also am 1. Oktober. Und mit allem drum und dran. Natürlich wird es auf Türkisch erstmal sein. Das deutsche Album ist auf 2011 verlegt und geplant ist dann natürlich auch ein Comeback. 4 Jahre ist es her, dass ein Album rauskam. 14 oluyor son Almanca albüm çıkalı ve 2011'de Almanca albümle çıkacağız. Ama bu sezonumuz Türkçe albümümüzle başlayacak ve Almanca albüme beraber böyle bir geçiş. Şu an büyük bir projemiz var Berlin'de. Muhabbet Müzik Akademisi ya da Müzik Okulu diye bir açılımdayız. Seneye yazına kadar umuyoruz bu okulumuzu kurup ilk öğrencilerimizi için alacağız. Sonra ben hocalığı yapmayacağım, ben öğretmenlik yapmayacağım. Ben de daha öğrenci olduğum için, daha tayfa olduğum için çırak. Ben de kendi okulumda kendim çalıştırdığımız hocalarla beraber bir şeyler öğreneceğiz. Also steht ein größeres Projekt an, wir werden eine Musikschule gründen und nächstes Jahr bis zum Sommer. Ich werde nicht unterrichten, weil ich noch nicht qualifiziert genug bin. Ich werde wahrscheinlich selber Schüler sein. Dazu gibt es später mehr. Evet, ilk sorumuzu aldık. Albüm ne zaman çıkacak? 10. ayın 1'i dedik. İkinci sorumuz, çoğunlukla sorulan soru. Öteki albümlerden, önceki albümlerden bu albümde de eserler olacak mı? Maalesef hayır. Yani sen istedin, halim yok vesaire. Yani özellikle sen istedin, bu albümde maalesef çıkmayacak. Yepyeni şarkılar yazdık. Babamın eserleriyle, babamın besteleriyle. Kendim de 2 ya da 3 beste bu albümde mevcut olacak. Dediğim gibi eski şarkıları eklemeyeceğiz. Yepyeni eserlerimiz olduğu için hepsi çok güzel oldu. Annemin de rızasını aldık bu arada. Annem de çok sevdi. Dieses türkische Album wird keine Tracks vom letzten Jahr oder von der letzten Saison, Songs wie Sen istedin, wozu wir auch ein Video hatten. Es wird nicht dabei sein. Dafür gibt es komplett brandneue Songs, fast alle von meinem Papa geschrieben. Instrumentaller abimden, Levent abimden, altyapılar komplett ondan. Müzik şefimiz de, prodüksiyonla Bekir Karaoğlan. Onu da gördünüz Polonya kayıtlarımızda. Die Beats kommen, die Instrumentale kommen alle von meinem Bruder. Unser musikalischer Chef in der Sache ist Bekir Karaoğlan, wie man es auf Deutsch sagt. Und ja, eklemek istediğin bir şey var mı? Şu an yok. Will ich was hinzufügen? Nein. Çok çalışıyoruz. Ama Allah'a şükür, wir essen gut, wir schlafen gut. İyi yiyoruz, iyi içiyoruz, iyi yatıyoruz. Uykumuzu alıp devam. Üçüncü bir sorumuz. O da bir dahaki yayına. Yayın. İsme bak. Canlı yayın değil. Sadece sizin için bunu hazırlıyorum. Facebook sağ olsun. Muhabbet 84'te bizim muhabbet sayfamızda olacak. Evet, zaman buldukça bunu yapmak istiyorum. Yani sizi sevdiğim için, sizinle ilgilenmek istediğim için, sizin de sorularınızı cevapsız bırakmak istemediğim için bu kaydı yapıyorum.
Ich mache diese Aufnahmen, weil ich die Fragen nicht unbeantwortet lassen will und immer wenn ich die Zeit finde, werde ich sowas einfädeln und das mache ich, weil ich euch echt in mein Herz geschlossen habe und dank Facebook wir die Möglichkeit haben, uns gegenseitig so zu connecten und diesen Berührungspunkt möchte ich positiv nutzen und ja, grüßt euch alle, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Sevgiler, selamlar, görüşme, yazışma, dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum, bay bay. Asıl kamerayı kapatan kimse yok. Kalkıp kendim kapatmam lazım.